Bu videomuzda Gradient Tool'u inceleyeceğiz. Gradient Tool, geçişli efektler yapmamıza yarayan bir araç. Klavye kısa yol tuşu G olan Gradient Tool'u seçiyorum veya Araçlar panelinden tıklıyorum. Soldan sağa bir çizgi çekiyorum. Gördüğünüz gibi siyahtan beyaza doğru bir geçiş efekti verdi. Bu efekt ülkemizde degradeli geçiş diye de tanımlandırılıyor. Fareyi nereden başlatırsam, sürüklediğim noktaya doğru bir hedef belirler ve başlangıç-bitiş noktasına kadar belirlediğimiz renkleri verir. Diğer araçlarda olduğu gibi de Shift tuşuna basılı tuttuğumda, açılı ve düz geçişler sağlayabiliyorum. Gradient Tool'un renk paletini açmak için sol üst köşede bulunan panele tıklıyorum. Karşıma Photoshop'un bizler için daha önceden hazırlamış olduğu renk paletlerini görüyorum. Buradan dilersem hazır paletleri kullanabilir, dilersem yeni bir palet oluşturabilirim. Yeni bir palet oluşturmak için ilk baştaki standart kutuya tıklıyorum. Karşıma aşağıda çıkan kısım oluşturacağım geçişin özelliklerini belirlememe olanak sağlıyor. Opacity değerlerini veya lokasyon değerlerini buradan girebilirim. Renklerini alttaki kutulara tıklayarak değiştirebilirim sol alt köşedeki kutuya tıklıyorum ve siyah rengi kırmızıyla değiştiriyorum. Sağ alt köşedeki rengi ise tıklayıp tekrardan mavi bir renge getiriyorum. Eğer sol üst tarafa tıklayıp opasite değerini düşürürsem kırmızı daha opak, daha şeffaf bir hale alacak. Görüldüğü gibi opasite değerini düşürüyoruz. Ancak bu çalışmada bu benim isteyeceğim bir şey değil. Üçüncü bir renk atamak istediğimde alt taraftaki kutuların ortasına herhangi bir yere tıklıyorum. Artık üçüncü bir rengim var ve bu üçüncü rengimi dilersem sağa ve sola götürerek belirleyebilir. Dilersem de aşağıdaki location değerine girerek 0 ile 100 arasında matematiksel bir değer girerek yer belirleyebilirim. Ben yeni atadığım beyaz kutunun tam ortada durmasını istersem buraya 50 değerini veriyorum ve OK sıklıyorum. Soldan sağa doğru sürükleyip bıraktığımda uyguladığım renkleri geçiş efekti olarak kullanabilirim. Çizgisel geçiş özelliğinin yanında Photoshop bizlere bazı opsiyonlar sunuyor. Örneğin sol üst kısımda gördüğünüz ilk seçenek şu an kullandığım çizgisel değerdeki geçişler. Sağ tarafında bulunan seçenekle dairesel bir geçiş sağlayabilirim. Diğer yanındaki seçenek açılı bir geçiş efekti verebilir. Diğeriyle yansıma efekti oluşturabilir. Veya Diamond Gradient seçeneğiyle elmas görünümlü geçiş efekti kullanabilirim. Geçiş efekti oluşturduktan sonra yukarıdaki Reverse seçeneğini aktif ettiğimde renkleri tam tersine çevirecek. Bu videomuzda gradient tool'u kısaca inceledik. Bir sonraki videomuzda ise gradient tool'un alt aracı paint bucket aracını inceleyeceğiz.